Söyledikleri kadar varlar. Çok fazlalar. Daha da çok olacaklar. Acun'un her yanındaki itbaraklar burada toplanıp buradan da Batı Göğe gidecek. Biraz daha yakına gidelim. Ne kadar olduklarını daha iyi anlarız. Olmaz. Fark edilirsek oyunumuz bozulur. İşte her şey o vakit biter. Burada toplanacaklarını nereden bilirsin ha kız? Alçına bölçürdü. Bu itbaraklar için ölüm kalım savaşı. Son itbarak gelene kadar orada bekleyecekler. Çağlar sonra bizi yok etmek için geldiler. Ama onlara öyle bir yenilgiye uğratacağız ki... Acun var oldukça ayağa kalkamayacaklar. Kimse ateş yakmayacak dedim size. Bu şekilde düşmana yerimizi belli edersiniz. Herkes söndürsün hemen. Bir daha buyruğumu çiğneyen olursa kellesini alırım. Şimdi herkes hazır olsun. Gün ağarınca Batı Göğe yola çıkacağız. Geldiğim yerde bir tehlike yoktur. Kimseyi görmedim. Güzel. Hemen bir kişiyi obara gönder. Hazırlıklara başlasın. Yarın Türkleri yok etmek için yola çıkacağız. Haydi, haydi. Eğer biri pusuyu fark ederse bunca çaba boşa gider. Kimse herhangi bir şeyin gömülü olduğunu fark etmeyecek. Üstüne çok dökmeden ateş almayacaktır. Fıçıları gömdüğümüz yere dökün ki oklar atıldığı zaman ateş alıp yayılsın. Bir hafta itbarak gelir. Bırak gitsinler. Haydi. Haydi. Hacı. İtbaraklar gelmeden gir. Çabuk. Çabuk. Diğerleri nerede? İtbaraklar gelmeden bu tarafa gelmeleri gerekir. Geliyorlar. Yüce Omar. Ulu Bilge'yi çağırtmıştınız ama. Söyle Kamaz. Ne oldu Kamaz? Konuş Kamaz. Durma Kamaz. Ulu Bilge yok Yüce Omar. Bulamadık. Ne demek Bilge yoktur? Nerede bu hatun? Ne edeceğiz şimdi? Bana Bilge gerek. Çok şey mi istedim Kamaz? Yok. Madem ki Bilge yoktur, o vakit sen bilgelik edeceksin. Ben mi? Yüce Obar, ben nasıl bilge... Edeyim, edeyim, bilgelik edeyim. Sen ne buyurursan ben onu yaparım Yüce Obar. Buyur Asın. De hele Bilge. Neden olmaz? Tuttuğum dal elimde kalır. Tuttuğum yol çıkmaza varır.
Neden her defasında Türklere yenilirim de hele Bilge? Belki de biz yanlış yaparız. Belki de Tanrıç orayı kızdırırız. Biz yanlış yapmışsak doğru olanı onunla bulmalıyız. Eğer Tanrıç orayı kızdırdıysak ona kendimizi affettirmeliyiz. Bende yanlış olmaz Bilge. Sen de hele Tanrıç oraya kendimizi nasıl affettireceğiz? Tanrıç oraya için kan akıtarak. Akıtılacak kanın ne kan olduğu belli değilse hemen kanını akıtacak bir şey buluruz Ubar. Değil mi Kamaz? Bu bir başkasının kanı olmaz Yüce Ubar. Han kimse, akıtılacak kan onun olmalı. İyi o vakit. Kanımızı aktaralım. Tanrı Çora, istediğin kansa kanım senindir. İstediğin cansa canım senindir. Yeter ki bizi bir başımıza bırakma. Yeter ki öfkeni kusma. Eğer öfkeni dindirmeye benim kanım yetmezse nicelerini akıtırım. Büyük Obar, Muşlu'la haber getirdim. İt baraklar gün ağarınca burada olacaklar. Güzel, çok güzel. Hanım, vakit gelmek üzeredir. Geçti Ak kız. Çoktan geçti. Düşmanlarımız acının değiştiğini fark edip insanlığa hükmederken biz vakti yakalayamadık. Tam uyandık derken bizi eldivenleriyle oyalarlar. Obar'ın kulağına fısıldandığını bilirdim. Ama bunu dinlendirmek yeni düşman kazanmaktı. İt barakları yendikten sonra dinlendirmeyeceğiz. Obar'ın sahipleriyle ticari savaş vereceğiz. Adalet savaşı vereceğiz. Acun'un her tarafında yaşanılan bir devlet olduğumuzu ispatlayıp inşaları, tüccarları bu topraklara çekeceğiz. Keşke tüm bunları daha önce yapsaydık. Han, keşke her kararınızı Yargo'yla verseydiniz. Şimdi benim sevdiklerim de, sizin sevdikleriniz de yaşıyor olurdu. Suçsuz yere öldürüldüler. Hmm.
Ölmek ve öldürmek. İkisi o kadar tanıdık gelir ki bana. Savaşlarda, vuruşlarda, yarlık verdiğim durumlarda çok insan öldürdüm Hakkı'sı. Senin ne demeye çalıştığını anlarım. Savaşta öldürdüklerinin neredeyse tamamını tanımazsın. Göze göz, dişe diş bir vuruşma olur. Kanını döktüğün her kişi senin gücüne güç katar gibi olur. Ancak sevdiğini öldürmek başkadır. O vakit öldürdüğün kişiyle sen de biraz ölürsün. Senin de bir parçan onunla birlikte kurgana gömülür. O acıyı bilirim. Çok sevdiğimi. Babamı gömdüm. Ölen sevdiğini gömmekle öldürdüğün sevdiğini gömmek aynı şey değildir Hakkı'sı. Sevdiğine pusat vurduğunda acıyı sen hissedersin. Ama ölen o olur. O bir kere ölür. Sense her gün ölmekten beter olursun. Ben de burada seninle birlikte öleyim olur mu? Başımıza gelen her şey belki dediğin gibi sevdiklerimizin canını aldığımız için Göktingri'nin bize bir cezasıdır. Acıyla yaşarım Hakkı'sı. Ama sanki bu acıyı çekmem yetmezmiş gibi Yazgın'ın da bana çektireceği acılar varmış bu hayatta. Hangi acılar Han? Ölen sevdiklerimi gömdüm. Öldürdüğüm sevdiklerimi gömdüm. Bu acılar zaten bildiğim acılardı. Ama vaktiyle öldürdüğüm birinin, sevdiğim birinin yakınının olması. Bu acıyı yeni öğrendim Hakkı'sı. Bu da çok büyük bir acı. Bilmeni isterim ki seni her gördüğümde bu acıyı yeniden hissederim. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun kandaşım. Kutlu olsun kandaşım.
Batıgök bir süredir Gökova'dan ayrı kalmıştı. Ancak bu topraklar her daim Gökova'nındır, Gök Hanlığı'nındır bilirsin. Kendi topraklarımız yeniden ait olduğu bu durumdur. Aynı sen ben Temur gibi. Birbirimize mesafe koymuş, ayrı kalmış olsak da ben senin hep aynı kandan, aynı candanım Batuhan. Bu hep böyleydi, imdiden sonra da böyle olacak. Nice kötü günler yaşandı. Kavgalar ettik, küstük. Yeri geldi birbirimize pusat bile çektik. Ama imdi senle burada kandaşım. Omuz omuza. Düşmana karşı savaşırız. Doğru dersin. Topraklarımıza el uzatan düşmanla vuruşmaktan daha kutlu tek bir şey varsa. O da kandaşlarına sırt sırta verip vuruşmaktır. Ve evet. Batıgök yakında yeniden bizim olacak. Ama unutmayasın ki önemli olan zaten bizim olanları yitirmemektir. Yitirmeyeceğiz. Omuz omuzdayız Batuhan. Geçmişte ne yaşandıysa artık beraberiz. Kardeşim. Hazır olduğumuzda yerin altına koyduğumuz nefleri patlatacağız. Gelsinler. Gelsinler, istediğimiz yere gelsinler, başlarız. Aydan babam, şimdi tam vakti. Tam olarak nefleri gömdüğümüz yere gelmelerini bekler. Kızı bek. Gökmenler hazır mı? Evet hesabım. İyi. İyi. Hala geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler bakalım. İstediğimiz yerdeler Hakkı'cığız. Herkes yerini alsın. Onca vakit karanlıklarda saklandık. Bundan sonra saklanmak yok. Haydi! Ah! Ah! Ah!
Madem ki saklanıp oyun oynarsın, o vakit ateş hangimizi yakacak göreceğiz. Omar! 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 Alpak ordusuyla gelir. Kapıyı kapatın hemen. Kapat! Kapat! Kapatın! Acun'un diğer yerlerinden gelen itbaraklardan haber yok mudur? Nerede kaldılar? Gelirler Omar. Yaklaşırlar. Kapıya arabayı koyun hemen. Girmelerini engelleyin. Yağları hazırlayın. Onlar buraya girmeye çalışırken yağları üstüne dökeceksiniz. Emredersiniz Hüce Omar. Ölün! Canınızı verin! Ama Türkleri buraya sokmayın! Kutsal toprağımıza girerlerse onları çıkartamayız! Hadi! Ölecek! Bedeninizle set olacaksınız! Yeter ki onları buraya sokmayın! Hadi! Hadi! Koş! Koş! Atalarımız tuğumuza gök ararken biz düşlere daldık. Düşman topraklarımıza girip göğü başımıza yıktı. Dedelerimiz dağları eritip çağlara hükmederken biz ovalarımızda yaşayamaz günlere kaldık. Oğuz atam it barakları Acun'dan sürüp zalimliklerine son verirken biz uyuduk. İt baraklar sel gibi bizi önüne kattı. Yurdumuza yerleşince aklımız başımıza geldi. Kaybolduğumuz düşlerden çıktık. Daldığımız uykulardan uyandık. Tek yumruk olduk, düşmanı topraklarımızdan atmaya ant içtik. Bekle ey düşman! Bekle ki Türk'ün toprağına göz koyanın gözünün çıktığını tüm Acun görsün, işitsin. Yetmez, yetmez. Daha da sağlamlaştırın. Yükseltin. Tek bir Türk girmeyecek. Kızgın yağ hazır mı? Hazır Yüce Obar. Haydi hemen yukarı çıkarın. Haydi. Hadi yukarı. Haydi. Türklerin buna direnemeyeceklerini mi sanırsın? Bana bak prenses. Kararlarımı sorgulama. Ya dediğimi yap ya da git çadırına otur belvette. Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Ne yaparsın? Beni it baraklara mı şikayet edersin? Türkler kapımıza dayanmış. He? Hadi git konuş onlarla. Hezimetimizin sorumlusu benim de. Anlatayım mı onlara? He? Hadi. Gelirler. Alpakoy doğrusu göründü. Gelirler. Daha çabuk, daha çabuk. Haydi. Hazır olun. Buyruk verdiğimde kapıdaki gökbenler kuledeki it barakları öldürecek. Hazırız. Diğer gökbenlerle kapıdaki arabayı çeksin. Daha çabuk, daha çabuk! Haydi!
bunları nasıl engelleyeceğiz Obar? Okçular! Hazır olun! Ah!
çekilin! Düşündüğüm gibi. Cinayetçi seni burada tutarlarmış. Gökmenler, Batı Gökkandı'ndaki bütün çadırlara, her yere bakın. O elçiyi bulmamız lazım. Haydi! Temurşat, Çin elçisini hiçbir yerde bulamadık. Gökmenlerim, zafer bizimdir. Hurra! 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 Koskoran yiğit budunu, yüzü kavruk, yüreği yurduyla taşan gök ordalılar. Çok dağlar açtık, çok vuruşmalar gördük, çok ok attık, çok mızrak attık. Düşmanı ağlattık, dostu güldürdük. Bugün yine öyle bir gün yaşarız. Sevinç bize kahırlar, düşmana pay oldu. Baharlar bize düştü. Karayeller düşmana düştü. Bugün it barakların karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Hurra! 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 Bu savaş birlik olduğumuz sürece kimseye baş eğmeyeceğimizi, boyunduruk altına girmeyeceğimizi göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız. Aklıyla, bileğiyle en büyük paya sahip Akkız'ın, Batuga Tegin'in, Temur Yasavul'un, Kaya Tegin'in, Çolpan Han ve yandaşlarının ve en büyük paya sahip gökmenlerimizin sizlere armağanıdır. Hurra! Düşmanı bu topraklardan söküp attık. Şimdi Batı göğü yeniden almamız kutlanacaktır. Bu kutlamalara Akkız ve Batuga'nın düğün toyu da eşlik edecektir.
Düğün toyu muştusu için var olasın hanım. Ama artık it barak belasını topraklarımızdan def ettiğimize göre ulu yargının yeniden toplanma vakti gelmiştir. Düğün toyumuzdan sonra ulu yargı toplansın. Hak eden de bir an önce cezasını bulsun. Böylelikle sevinç içinde geçsin toyumuz. Hanım, elbet biliriz. İt barak belası yüzünden yargıyı ertelediniz. Ancak adaleti bekletip incitmemek gerekir. Eğer yargı olursa bizim de düğün toyumuzda içimiz rahat olur. Göktengri'ye andım olsun ki sizin düğün toyunuzdan sonra ulu yargıyı kuracağım. Çalayır. Hanım. Düğün toyu hazırlıkları başlasın. Buyurun başım üstüne. Sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz, çöker. Denizler alsa acına sığmaz, taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz, yerlere çöker demişti. Hanlar buna nasıl dayanır han babam? Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş. Peki, dayanabilen hanların sırrı neymiş? Bu ülke dayanabilen hanların sırrı, töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. Oğul, benim de atamın ödüne kulak tıkadığım zamanlar oldu. Birçok şeye göz yumdum. Töreyi ihmal ettiğim zamanlar da oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp budunumdan ayrı düştüm. Yaptıklarım da Göktengri'yi öfkelendirdi. İt barakların karşımıza çıkmasını da buna bağlarım. İt baraklara bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yenik al babam. Yok oğul. Öyle değil. Asıl düşman it baraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa. İt baraklar kimin maşası han babam? Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak it barakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak. Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerini de göndeririz. Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım. Tamam babam. Buyruk ver, ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O hal biz Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara. Oğullarım, budunumun muştuları. Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur. O halde onları yenmenin yolu nedir han baba? Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpago Han olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak
Geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak, Çin değil, tüm Acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Şimdi babanız olarak sizden bir söz isterim. Bundan böyle aranızda ayrılık, küslük olmayacak. Bir ve bütün olacaksınız. Eğer yeni savaşımızda yanımda olacaksanız bana söz vermeniz gerekir. Han babanıza bu sözü verebilir misiniz? Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz. Hoş geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa? Rahat rahat gezersiniz. Hoş bulduk. Daha başlayamadık Han. Bir şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler. Sen benim hanımsın. Bu donumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir han. Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın hanın olarak seni cezalandırırdım. Bak kız. Teyzem. Ak kız da ben de. Elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama. Toy biter bitmez. Ulu yargı toplanacak. Yargı toplanır toplanmaz. Yargıya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim. Bu muydu tasanız? Benim veremeyecek hesabım. Tasa edecek sıkıntım yoktur. Yeter ki Ulu Ece denen o albaz cezasını bulsun. Ben her türlü sona hazırım. Bu sefer bulacak. Hiç merak etme. Ulukam Arçuray hep ne der? Sadece olacaklar olur. Bizim durmamız da, koşmamız da hiçbir şey değiştirmez. Bu yastık düğün toyunuz için size armağanımdır. Bir yastık da kocayım. Evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun.
Gök Tengrim sizi hep kollasın. Gözetsin. Teyze. Batukan. Temur'un dolduruşuna gelip o söylediklerinin hiçbirini söylemeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Başkalarının ne dediği değil. Ama senin söylediklerin beni çok yıktı. Analar çocuklarını ayırmazlar derler. Ama ben seni her zaman Temur'dan ayrı tuttum. Sen beni işine yararım diye gözetledin, kolladın. Çünkü Temur seni dinlemezdi. Ancak ben sözünden çıkmazdım bunu. İkimiz de iyi biliriz. Kaya, neler dersin? Bana yaptıklarını anımsa. Ben seninle ilgili hiçbir yanlış yapmadım. Meijin sana gelip ya suçunu itiraf edersin ya da Kaya ölür demiş. Sen yine de suçunu itiraf etmemişsin. Kendi canın için benim canımı hiçe saymışsın. Senin tahta geçmemen için her şeyi yapacak olanlara mı inanırsın? Bunlara da inanmam sana da. Bana inanmaktan başka çaren yok. Ulu Yargı'da kellemizi kurtarmak istiyorsak yine ikimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Eğer birlikte hareket etmezsek ikimizi de yok edecekler. Aklında ne var? Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin. Dağ baskınını ben yapmadım. Temur bacağıma bıçağı sapladığında hayatımı kurtarmak için suçu üstlendim. Anamın hiçbir suçu yoktur diyeceksin. Bunlar yetecek mi? Bu kadar kolay mı kurtaracağız kellemizi? Bu kadar kolay olmayacak tabii ki. Bu sadece bir tarafı. Bizi kurtaracak oyunu kurdum. Nasıl? Nedir oyunun? Sen sadece söylediklerimi yap. Kurduğum oyunu bozacak bir hata yapma. Yeter. Ellerinize sağlık Canik. Uzun zamandır güzel bir dağ aşı yememiştik. Ben yaptırdım Akkız. Dağ hanlığının sevilen aşı, geyik söylüğünü yap. Özlemişlerdir dedim. Yoksa aklına gelir mi hiç? Çalayır eğlenir yine. Batuga Tekin. Heh. Soruyordun. Bak Batuga Tekin'im de geldi. Afiyet olsun. Özlemişsinizdir diye yaptırdım. Gerçi teyzemin yaptığını yerin tutmaz ama. Hoş geldin Batuga. Hoş geldin. Çalayır, Canik. Düğün toyumuz vardır. Ne eğlenirsiniz, ne eğlendirirsiniz. Haydi bakalım, haydi. Onları koy şuraya. Sesimi duymaz mısın? Ulu Ece Vera'ya söylerim, aymaz mısın? Tayanlı naibiymiş. Mutfağın sahibiymiş. Dondurma salebiymiş. Akyanın da kararır. Kapı önünde Canik. Eşiğin altı çürük. Sana sus demedim mi? Boyun devrilsin Canik. Devirmişsin boyumu, kurutmuşsun suyumu. Ayartmışsın huyumu. Suç işlerken sararır. Mutfakta düşmüş dile. Dermiş küneler bile. Sen sus artık bir hele. Tenin kavrulsun Canik. Çalayır. Canik. Thank you.
Gözümüz aydın olsun Evdeş'im. Düşmanı alt etmişiz. Bize dost, ana, kandaş, Evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz. Bana güvenesin, kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. Obar'ın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu Tutkun. Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin. Sakın kendini Tutkun'la bir belleme. Bizim onunla yaşadıklarımız iki devletin değil, iki insanın hisleriydi. Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım. Aycin, bilirsin sana hiç güvenmem. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil. Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem. Batı Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. Şimdilik. Onu buldum da bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım. O elçiyi bulmanı en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın. Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun dağ baskınını yapmaktan, Tılsım Bike'yi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere nefleri yerini söylediğin için yargılanacaksın Meyşin. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden İmdi'den savunmanı hazırlayasın. Çağlar boyunca büyüttüğümüz düşler bir anda yok oldu. Bunun için mi gizlendi soyumuz? Aç kaldı. Yersiz yursuz kaldı da ses etmedi. Ne için Kamaz? Ne için? Neden bunca acıya katlandı bizim atalarımız? Doğduğumuz topraklara geri dönebilmek için. Türkleri bu acından silebilmek için. Yok olan kim? Biz mi? Türkler mi? Şu halimize bak. Nasıl geldik buralara? Nasıl geldik, ne hale döndük? Doğru dersin. Yüzlerce baharı intikam almayı bekledikten sonra yeryüzüne çıktık. Bak. Başladığımız yerdeyiz. Yine kaçarız. Yine saklanırız. Hepsi Obar'ın yüzünden. Hepsi. Hata yaptıkça daha da yanlışa bulandı. Kurduğu oranların hepsi boşa çıktı. Hepimizi tehlikeye attı. Türkleri acından sileceğiz diye tüm soydaşlarımızı ölüme çağırdı. Hepsi Obar yüzünden. Hepsi. Keşke kurtarmayaydık. Nedir bu haliniz? Kendinize gelin. Bu ne ilk yenilgimiz ne de son olacak. Türkler ne yendik diye destan yazacaklar ne de biz kaybettik diye oturup ağlayacağız.
Ne yapacağız Cüce Obar? Onların istediklerini yapacağız. Neymiş onların istediği? Havlamasını bilmeyen it, Süreyya kurt getirilmiş. Sizin gibi. Reçineyi almalarına engel olsaydınız, bunlar başımıza gelmezdi. Bunları düşünüp korkularınızı daha da büyütmeyin. Gidip bana hayvan avlayın. Açım. Karnım açken öfkemin azığı siz olursunuz. Ne bakarsınız? Gidip bana yiyecek bir şeyler getirin. Haydi! Gösterdiğin değeri bana göstermedin, ses etmedim. Ancak benim elimi tutup, yüzüme bakıp onun adını sayıklamanı sineye çekemem. Bana evdeşlik bile yapmazken başka bir kadına aşık gözlerle bakmanın hesabını vereceksin Timur. Madem sen benim içimi yaktın, ben de senin içini yakacağım. Gel. Alpogan sizi buyurur. Sağ olasın. Nicedir geyik söyleyemezdim. Özlemişim. Bundan gayrı hiçbir şey özlemeyeceksin. Gönlünden ne geçerse, ne istersen bulup getirmek benim boynumun borcudur. Gönlüm yalnız seninle yan yana olmak ister. Arada geyik söylüyor da ister tabii. Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne istersen, ne zaman istersen. Hem bak, düğün toyumuz kurulduktan sonra bu aşın nasıl yapıldığını öğreneceğim. Sana kendi ellerimle yedireceğim. Korkarım. Hep derim ama hala düş gibi gelir. Uyanır mıyız? Korkma kız. Bitmek bilmez kabuslardan yeni çıktık biz. Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız. Hem düş değildir. Düş olsa bilirdim ben. Sen gördüğüm en güzel düşten bile güzelsin. Eğer sen olmasaydın, şimdi burada değil, kurganda olacaktım. Gözlerine bakamıyorum. Ellerini tutamıyor olacaktım. O vakit ben ne yapardım Kaya? Seni yeni bulmuşken, onca bahardan sonra aramızdaki setleri yıkıp birbirimize kavuşmuşken, yüreğime sevdan yuvalanmışken, seni kaybetseydim canımı kıyardım. Senin olmadığın Göksaray bana zindan, senin yaşamadığın acın bana albuz yurdu olurdu. Sakın beni bırakıp gitme. Bu sadece bizim için değil. Gök Ordu için de yeni bir başlangıç Evdeş'im. Babanı ikna edip
beklerin yanına getirerek evdeşim olmadan gök ordunun geleceğinin olmayacağını gösterdin. Güzel günler şimdi başlıyor. Ne ben seni bırakıp giderim, ne de gitmene izin veririm. Babam da seninle bunu konuşmamı istedi. Neyi? Babam der ki, madem Batı Gökkağanlığı geri alındı, daha önceki gibi Yavgoluğu senin almanı ister. Baban doğru der. Onun da sırası gelecek. Yakında herkes evdişinin kim olduğunu öğrenecek. Anca uyanabildin. Siz Çinliler her işinizde zehri kullanırsınız ama kendiniz zehre karşı çok zayıfsınız. Daha güçlü olmanı beklerdim. Sen ne yaptığını sanırsın? Neredeyim ben? Niye getirdin beni buraya? Şş. Kendini yorma. Ulu yargı karşısına güçlü çıkman gerek. Ne dersin sen? Ulu yargıya hesap verecek olan sensin. Eğer söylediklerimi yapmazsan sen de yargılanacaksın. Madem siz hepiniz bir olup beni ateşe attınız, o zaman hep birlikte yanacağız. Tabii bu senin vereceğin karara bağlı. Eğer bana yaptığın suçlamalardan vazgeçersen ben de seni suçlamak zorunda kalmam. Bu her ikimiz için de çok iyi olur. Ne işin? Benim senin korumana ihtiyacım yok. Beni neyle suçlayacaksın ki? Ben senin gibi arkamda iz bırakmam. Sen öyle san. Sen nasıl? Elçi burada olmalı. Elinizi çabuk tutun, haydi. Ne demek olur bu? Ne yapmaya çalışırsın? Eğer söylediklerimi yapmazsan, Çin elçisi Alpaguhan'a gidip ihanet edenin sen olduğunu söyleyecek. Çaresizlik çok zor bir şeydir Meijin. Evdeşinin ve çocuklarının boynuna pusat dayalıyken kimse kolay kolay görevine bağlı kalamaz. Yapma. Bu yöntem ikimiz için de yabancı değil. Sen de aldakçı başına aynı şeyi yapmamış mıydın? Birbirimize ne kadar benziyoruz Meijin. Ne yapmamı istersin? Öncelikle benim için yaptığın suçlamalardan vazgeçip söylediğin her şeyin tersini yapacaksın. Sen Dağ Hanlığı'nı yok etmekle yargılandın. Bunu nasıl değiştirebilirsin ki? Bazen ölüler dirilerden daha çok işe yarar Meijin. İkimiz için tek yol bu. Nereye gideriz?
odama. Niye bu kadar hızlı gideriz onu derim. Muştulu haberler bekletilmeye gelmez. Ne muştusu? Bir armağan ama muştulu bir armağan. Kendi gözlerinde gör isterim. Gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ederim. Ne gösterirsin desene. Gösterirsem muştu olmaz. Seni çocuk gibi sevindiren şey ne? Onu merak ederim. Çocukluğumdan kalma bir şeydir. O yüzden çocuk gibi sevinirim. Gördüğünde sen de seveni isterim. Gel. Fatuga. Babasını o halde görünce çok üzülmüştüm. Sen o kadar üzülünce ben de yıkıldım tabii. Ben de kalan parçaları toplayıp tekrar diktirdim. Birlikte üzüldük. Birlikte mutlu olalım Hakkız. Birlikte çok mutlu olalım. Tabii eskisi kadar sağlam değil ama... Anlamı çok büyüktür. Benim sana ilk armağanımdı. Parçalandı diye çok üzülmüştüm. İkimizi de mutlu edecek kadar sağlamdır. Peki, sana ilk verdiğim günü hatırlar mısın? Onurla taşırım. Anamın emanetini benim için taşımışsın deyip onurlandırmışsın beni. İlk o vakit emin oldum. Yüreklerimizin birliğinden. Ya ben Hakkız? Bugün benim en kutlu günümdü. Canını canıma kattığından emin olduğum ilk gün de o gün. Ya birlikte yaşarız? Söz hala geçerlidir. Benim nefesim, senin nefesine bağlıdır Hakkız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım.
Ne ararsınız burada? Kim olduğunu unutan, evdeşinin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir prensesle benim işim yok. Ben özümü yitirmedim. Bu senden daha fazla Çinli. Az daha uğraşsa beni bile inandıracak. Ne olur burada? Oyun oynamana gerek yok Zao. Her şeyi bilirim. Gerekirse prensesini kurtarmak için ölmen gerektiğini bile bilirim. Şimdi beni çok iyi dinleyeceksin. Ulu Ece'nin dediklerini iyi dinle Zao. Yapman gereken çok kolay. Yakın zamanda Ulu Yargı yeniden toplanacak. Sen de benim tanığım olarak çağrılacaksın. Tanığın mı? Evet. Nasılsa öleceksin. Ölmeden önce prensesinin hayatını kurtarmak için son bir şey yapman lazım. Eğer yapmazsan o da ölecek. Şimdiye kadar yaptığın her şey boşa çıkacak. Kutsal ateş, arı ateş, bütün ruhları arı kıl. Gecenin baharı ateş, karanlıkları harlı kıl. Ateş de su gibi, hava gibi Gök Tengri'nin bize armağanıdır. Kişi üreye ihtiyaç duyduğunda ateşin başına gelmeyi bilmelidir. Bilirsiniz ki evdeşlik için sevgi gerek. Ancak ürek temiz, ruh pak olmayınca sevgi evdeş olmaya yetmez. Düşman bellediğinizde, yoldaş bildiğinizde bir olmalı. Birbirinize baktığınızda başka yüzler girmemeli bakışlarınızın arasına. Evdeşlik, üreklerin birliğidir özünde. Birbirinize öfke duymasanız da kandaşlarınız için, soydaşlarınız için, içinizden bir öfke, bir kin dahi duysanız ürekleriniz gerçek anlamda birleşmiş olmaz. Şimdi başınızı yerden kaldırın. Bakın birbirinizin gözlerine. Deyin birbirinizin yüzüne. Acunda da, uçmakta da bir olsun mu ürekleriniz? Yoksa ayrı mı düşsün düşleriniz? Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz. Alın bakalım bu ipleri. Şimdi birbirinize, birbirinizin soyundan, kanından, canından olan herkese karşı hissettiğiniz öfkeyi, kini, intikam duygusunu bu ipin düğümleri arasına gizleyin. Sonra onları ateşin yakıp kül etmesine, ruhunuzun rahatlamasına izin verin. Thank you.
Şimdi arındırıp sağlattığınız ürekleriniz sonsuza dek birbirinize sığınak olsun. Var olasın Arçuray Ana. Var olasın Ulukan. Batı Gök'ü yeniden geri alacağız. Türkler bizim bittiğimizi düşünürken biz yine onların mutluluklarını bozacağız. Ancak bu kadarla yetinmeyeceğiz. Gök Ordu'yu da alacağız. Gök Saray'da biz yaşayacağız. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Beklemedikleri bir anda. Ateş görmüş ulu kuş gibi hala ne bakarsınız? Yoksa dediklerimi hala yerine getirmediniz mi? Yaralandığım ilk gün ben size ne dedim? Ağaçlar kesilsin, odunlar toplansın, oklar, mızraklar yapılsın, koşumlar hazırlansın. Pusatlar bileylensin, atlar eğerlensin demedin mi? Dedin. O vakit ne yaparsınız? Biz bütün hazırlıkları yaptık Obar. Ama Batı Gök'e saldırmak için değil. Ne demek Batı Gök'e saldırmak için değildir? Buyruğuma karşı mı gelirsin? Öfkemi mi sınarsın yoksa? Amacımız öfkeni sınamak değil Obar. Peki neymiş amacınız? Barak Han'ın torunu Prenses Zayna'yı kurtarmak. İt baraklar için hiçbir şey Prenses Zayna'yı kurtarmaktan daha öncelikli olmamalı. Zayna'nın yaşayıp yaşamadığı belli bile değil. Barak Han'ın tacını yok eden Türkler, Barak Han'ın torununu sağ bırakır mı sanırsınız? Ben yaşadığını bilirim Obar. Batı Gök'ten çıkarken Gökmenlerden bir tanesi Prenses Zayna'yı öldürmeye kalktı. Çolpanan buna izin vermedi. Yanmalı uzaklaştırdı oradan. Öldürecek olsalardı savaş meydanında canını alırlardı. Belli ki esir tutacaklar. Sen de bilirsin ki Ubar, tacın yok olmasıyla Barak Han'ımızdan bize kalan son şey Prenses Zayna'dır. Barak Han'ın tacını koruyamadık. Bari torununu koruyalım. Hı? Değil mi? Dersiniz. O vakit sizin dediğiniz gibi olsun. Thank you.
Yasavul Temurşad. Çolpan Hanım. Koca orduların komutanısın. Ama yine de burada yalnızsın. Yazgısında yalnızlık olan insan. Neysin Çolpan Hanım? Hangi dala tutunsun? Sevdiğini kurgana koyanın tutunacağı tek dal, onunla yaşadığı güzel günler olur, Temur Tekin. Doğru dersin. Ama bizim anılarımız o kadar azdı ki, hiçbir şeye tutunamam. Tutkunla bizim anılarımız gelecekteydi. Dün ölüme giderken onu düşümde gördüm. Onu görünce ölüme gitmek bile güzel geldi. Hı. O da seni sevdi. Görevini unutacak kadar çok sevdi. Öyle ki hanını bile dinlemez olmuştu. Sevmenin güzelliğini ben ilk onda fark ettim. Seni sevmesi benim de tüm oyunlarımı bozdu. Sana bir şey olmasın diye ölüme razı gelecek kadar çok sevdi seni. Keşke hiç getirmeseydin onu Gökhanlı'na. Hiç tanımasaydık birbirimizi. Acun'un başka yerlerinde yaşayıp ölseydik. Ne ona bir şey olurdu, ne ben onsuz kalırdım. Hiç sevmemek kavuşamamaktan daha iyidir. İnsanın uçmakta bekleyenin olması acı çekmeye değer, Temur. Ben artık acı çekmiyorum Çolpan Hanım. Tutkun benden gittiğinden beri bedenimi bir ceset gibi taşıyorum sadece. Ruhum yamalı. Özlem taşıyor yüreğimden. Öyle anlar geliyor ki yokluğu soluklarımı kesiyor. Sadece onu düşünerek avutuyorum kendimi. Gülüşlerine saklanıp soluklanıyorum. Onun yüzü karanlığa gömülmüş ruhumu aydınlatıyor. Onu düşlerimde görmek için her gece Gök Tengri'ye yalvarıyorum. Ama tüm bu olanlar ona olan özlemimi azaltmıyor. Aksine daha çok biliyor. Tüm bu olanlar daha çok yakıyor yüreğimi. Saltuk gidince yüreğim kendini özen taşlara dönüştü. O vakit daha iyi anladım seni. Tutkunun yerini kimseyle doldurmadın. O imdi uçmakta bu yürek yangınlarını görüyordur. Onun da içi senden uzak olduğu için kavruluyordur. Fatuka, biz seninle felaket ortasında kalan iki balaydık. Ben o vakit çolak bir han oğluna hem pusatımı hem üreğimi vermiştim. Senin de üreğin bendeydi. Bilirdim. Kız, yazgımın yarısı. Köle bir kızla
Çolak bir Hanoğlu'nun destanını yazdık biz seninle. Bir yetimle bir öksüz el ele verip düş kurduk. Eksikliğimi görmeden sevdin beni. Yazgımın yarısı. Sen asıl eksikliği insanların üreklerinde olduğunu gösterdin tüm Acun'a. Üreği sağlam olanın, üreği tam olanın her şeyi tamamlayabileceğini gösterdin. Soyumun görklü bekleri, boyumun kutlu hatunları, erleri. Vur deyince dağları deviren, dur deyince ürekleri durduran gökbenlerim. Gökhan'ına muştu olan oğlum Batuga'yla, dağ hanlığına muştu olan kızım Akkız'ın toyu için bu hayat ağacının önüne geldik. Budunumuzun varlığı, soyumuzun dirliği, evdeş olacakların birliği için Gök Tengri'ye 40 gün boyunca ıduklar adarız. Kırk gün boyunca sütü sağılmamış sığırlardan, yünü kırpılmamış koyunlardan ve hiç binilmemiş atlardan olacaktır. Oğlumun ve gelinimin evdeşlikleri bu hayat ağacı gibi diri, taze ve uzun ömürlü olsun. Dadıklarımızın toprağa düşen kanları ağaca yürürken Gök Tengri'nin kutu da sizin bedeninize, canınıza yürüsün. Evdeşliğinizle birlikte güçlü bağlar kurasınız. Göklü balalar büyütesiniz. Kutlu ordular yürütesiniz. Uçmak vakti geldiğinde Gök Tengri'ye borcunuzu ödeyerek gidesiniz. Var olasın han. Var olasın han. Ateş, hava, su ve ellerimizi arındıran toprak bizi kutlu kılsın. Soyumuzu kuruttular. Şimdi de din toy kurarlar.
Mutlu mutlu ne dilersin öyle? Evdeşimi, atasına, töresine bağlı olması için yetiştireceğim evladımın sağlıklı olmasını diledim. Gerçek mi dersin? Evet. Tam kesinleşmeden kimseye söylemek istemedim. Çok güzel haber verdin. Göktengül sonunda işitti sesini. Sağlıkla kucağınıza alın yavrunuzu. Sen ne dilersin Meijin? Söylemek uğursuzluk getirir derler. Haydi. Bu kez sofra çok iyi kurulsun. Hiçbir eksik olmaz. Buyurun, ben sipariş ederim. Gözlerinizdeki parıltıya göre diyecekleriniz vardır. Anlatın hele. Gözlerimizden haber var Yüce Ovar. Göksaraylılar düğün toyu kurarlarmış. Bu da demek olur ki onlar düğün toyuyla oyalanırken biz Prenses Sayına'yı kurtarmak için saldırabiliriz. Ona da sıra gelecek. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Şimdi Prenses Sayına'yı kurtarmaktan başka önemli bir işimiz olmamalı Yüce Ovar. Prenses Sayına bize Barakhan'ımızdan kalan son şey Yüce Ovar. İyi o vakit. Hazırlıklar yapılsın. Şimdi sizin dediğiniz gibi olsun. Ben sonra yapacağımı bilirim size. Bizi izlersin Tılsım. Bilirim buradasın. Oğlunu sensiz büyüttüm. Sensiz düğünümü yaptım. Ama pişmanlık hiç bugün kadar ağır olmamıştı. Bizden öncekiler der ki, ateşin üzerinden atlamak kutludur, uğurludur. Kalabalık kenara çekilsin. Çekilsin ki yuduk sahipleri ateşin üzerinden atlasın. Atladıkları ateş kutlu gelsin, içlerini sağlasın.
Şimdi herkes atlasın. Atlasın ki Ak Kız'la Batuga'nın sevgisi onların da yüreğine sevgi eksin. Her şey istediğimiz gibi olacak. Değil mi Meyşin? Endişe etme. Ne konuştuysak o olacak. Düğün toyumuz saray avlusunda devam edecektir. Haydi. Yayına ger, okunu at Ak Kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Ak Kız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.
yazgı nasıl yazıldıysa oraya varılır. Gidilen yol değişse de varılacak yer aynı kalır. Yolda ne olursa olur ama sonunda olacak olanlar olur. Ardından yüreğinizde olanlarla baş başa kalırsınız. Sizin ne olacağınızı belirleyen de budur. Birlikte nice yollardan geçtiniz. Nice düşmanlar biçtiniz. Soğuk sulardan içtiniz. Emre de evdeşlik için ant içeceksiniz. Deyin hele. Evdeşliğiniz ne kadar sürecektir? Yaz yer kızılbakır olunca, ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar. Nice sınamalardan geçtiniz. Önünüzde dağ gibi engeller çıktı. Sel gibi dertle uğraştınız. Yılmadınız. Sevginizden vazgeçmediniz. Şimdi evdeşlik bağını bağlamak bana düşer. Göktengri evdeşliğinizi kutlu kılsın. Yandaşım Batuga'nın düğün yemeğini yeriz. Bize bu günleri gösterdiği için Göktengri'ye ne kadar alkış tutsak azdır. Onlar mutlu olmayı sonuna kadar hak ettiler. Onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Var olun. Ocağın mutlu, soyun kutlu olsun kardeşim. Oğlum Batuga, sevdiğiyle evdeş olmakla en büyük armağanını almış olsa da ben onun babası ve hanı olarak ona bir düğün armağanı sunmak isterim. Oğlum Batuga, bundan böyle Batı Gök yavgusudur. Yeni görevin soyumuza ve budunumuza kut getirsin. Batuga'ya kut çok yaşa! Batuga'ya kut çok yaşa! Batuga'ya kut çok yaşa! Bu babamın hiç hoşuna gitmeyecek. Batuga'ya kut çok yaşa! Alpaguan. Hayat ağacına gidildi. Saçılar saçıldı. Kımızlar içildi. Aduklar kesildi. Göktengri'ye alkışlar sunuldu.
Görülen odur ki düğün toyu tamamlandı. Hem de Batuga ile Akkız'a verdiğin sözü tutacak mısın? Ulu yargıyı kuracak mısın? Sözüm sözdür Çolpan Han. Danış ata. Sözümün gereği yapılsın. Ulu yargı toplansın. Buyruk hanımındır. Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı. Ulu Tengri'nin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl kılmak için basmadık toprak, varmadık sınır bırakmadım. Hanlığımıza göz dikmiş düşmanı Kızıl Kamu'ya gönderdim. Şimdi de içimizdeki düşmanı temizlemek için verdiğim sözü tutarım. Kaan devleti töreyle yönetir. Ordu Kaan'a töreyle bağlıdır. Ulu yargı da töreyle iş görür. Bütün bunların hepsinin direği Kaan'dır. Gaflet hali Kaan'a yakışmaz. Şimdi suç işleyenler benimle aynı otağdaysa bu beni gafil yapar ki. Böylelikle taraf yapmış olur. Böylece ulu yargıyı ben değil, bugüne kadar töreye sadık kalmış danış atı yönetecektir. Buyruk senindir hanım. Yok, danış atı. İndi buyruk senindir. O vakit ulu yargı başlasın. Göksaray'a giden adamlarımızdan haber mi vardır? Merak etme Yüce Ovar. İt baraklarımız gerekeni yapacaktır. Tanrı Çora bana böyle bir huy vermiş. Durup dururken her şeyi merak ederim. Yüce Ovar, Göksaray'ı patlattıktan sonra Prenses Sayınay'ı kurtarmazsak kim bilir Tanrı Çora bize daha neler yapacak. Olur Barsuk, olur. Hele bir Göksaray'ı patlatıp istediğimizi alalım. Sonra da seni mutlu etmek için Prenses Sayınay'ı kurtarırız. Çolpan Han öne çıksın, kendini savunsun. Yasavul Temurşat, suçlamaları sayasın. Danış atam. Ben de han babamın yaptığı gibi onun yolundan giderim.
Sözü sana bırakırım. Çolpan Han, Gök Hanlığı'nın budununu ve savaşa hazırlanan ordusunu aç bırakmak suçuyla yargılanırsın. İşittin mi? İşittim. Savunasın kendini. Ben Çolpan Han, imdi olmayan Dağ Hanlığı'nın hanı. Benim erlerim, hatunlarım, balalarım bir gecede katledildi. Yaman ve Sırma'nın düğün toyunu fırsat bilip en zayıf anımızda saldırdılar. Acısını dün gibi yüreğimde hissederim. Halkımdan geriye kimse kalmamıştı. Bu yüzden de öfke doluydum. Suçlunun bulunmasını istedim. Haklıydım da. Ancak amacım halkı ya da orduyu aç bırakarak kıtlıktan öldürmek değildi. Gök Hanlığı'nı sıkıştırıp Dağ Hanlığı'nı katledenin kim olduğunu ortaya çıkarmaktı. Amacım halktan öcümü alıp aç bırakmak olsaydı, İt baraklar saldırdığında buğdayların tutulduğu mağaraların yerini söylemezdim. Ama söyledim. O yüzden beni halka aç bırakmaktan değil, buğdayların yerini bir vakit saklamaktan yargılayabilirsiniz. İnsan şaşar, sonradan pişman olacağı şeyler yapar. Ama ulu yargı bilsin ki bu yaptıklarımdan pişman değilim. Dediğim gibi haklıydım. Yine de cezalandırılacaksan töreye karşı boynum kıldan incedir. Çolpan Han, her ne kadar haklı gerekçelerin olsa da buğdayları sakladığını, Göksaray'ı zorda bırakmak istediğini kendi ağzınla itiraf ettin. Yapmayı düşünmek, yapmak kadar büyük bir suç değildir ama bu seni suçsuz da yapmaz. Suçsuz değilsin Çolpan Han. Ama işlediğin suçtan kimseye zarar vermeden döndün. Ve Gök Hanlığı itbarak belasıyla uğraşır iken canla başla Gök Hanlığı'nın yanında durdun. Savaşı kazanmamızda büyük katkı sundun. Ulu yargı sana yarlığı değil, alkış sunar Çolpan Han. Var olasın.
Bu kadar uzun gideceğimizi beklemezdim. Ben de beklemezdim. Yolun çıkacağı yer hakkında kuşku duymaya başladım. Bizim soru sorma hakkımız yoktur. Bize ne söylediyse onu yapacağız. Yol uzun da olsa, kısa da olsa Obar'ın ucunu yerine getireceğiz. Haydi. Ulaya Cevera, öne çıksın, kendini savunsun. Ulaya Cevera, hakkında yapılan suçlamalar oldukça yüklüdür. Öyle ki en bilge kişiler bile hepsini usumda tutamaz. Ulu Ecevere'ye yapılan suçlamalar. Bir, Tılsım Bike'ye tuzak kurup hem Tılsım Bike'nin ölümüne hem de Dağ Hanlığı'yla Gök Hanlığı arasında düşmanlığa sebep olmak. İki, Dağ Hanlığı'nı bastırıp dağlı masumların canını aldırtmak. Ayrıca Temur Şahad'ın gönül verdiği tutkunu ve Alpagoan'ı sağlığına kavuşturan Kün Atan'ın da ölümüne sebep olmak. Üç, kandaşının kimliğini herkesten gizleyip onu önce dağlıların arasına, sonra da Gök Hanlığı'na çaşıt olarak sokmak. Dört, Küneyi Bey'i öldürmek. İşittin mi? Ulu Ecevera, savunasın kendini. Bana atılan bütün suçlamalar yalandır. Askarlı, saraya girdiğimizde birkaç kişiyle birlikte taht odasına gireceğim. Kalanlar diğer odalara ve sarayın her tarafına dağılacak. Sen hiç merak etme. Hadi. Yapılan suçlamaların yalan olduğunu söylersin ama tanıklar öyle demez. Kaya Tekin, Tılsım Bike'yi senin öldürdüğün ortaya çıkmasın diye bütün oyunlarına ortak olduğunu söyler. Kaya Tekin'in neden böyle bir yalan attığını ben de bilmem Danışat'a. Kendisine yeniden sorulmasını isterim. Kaya Tekin,
Ulu Ece Vera'yı işittin. Yaptığın suçlamaların yalan olduğunu söyler. Nedir diyeceklerin? Ulu Ece'nin dedikleri doğrudur Danışat'a. Yaptığım suçlamaların hepsi yalandır. Eğer yaptığın suçlamalar yalan ise o vakit neden yalan söyledin? Önceden söylediğim sözlerin hepsini kandaşım Temur'un tehdidiyle söyledim. Hançeri bacağıma saplayınca o an hayatta kalmak için ne istediyse söyledim. Bacağımda hala yara izi durur. Dediğim gibi ne söylediysem hayatta kalmak için söyledim. Görüldüğü gibi bana atılan suçlamaların hepsi karşılıksız sözlerdir. Hiçbir kanıt yoktur. Ben suçsuzum Danışat'a. Diyelim ki bu söylediklerin doğrudur. Peki Yibey'in öldürülmesindeki suçlamalara ne dersin? Ortadan kaybolmadan önce senin onun odasına girdiğini görenler vardır. Sonrasında ise odasında kanlı bir halıdan başka bir şey bulunmamıştır. Yibek benim künemdir. Onun odasında görünmem kadar doğal bir şey yoktur Danışat'a. Beni Yibek'in odasına girerken görenler çıktığımı da görmüşler midir? Çünkü ben çıkarken Meiji'nin künesi Zao'yu oraya girerken gördüm. Eğer hala hayattaysa Zao'nun sorgulanmasını isterim. Söylesin, içeri girdiğinde Yibek yaşar mıymış, yaşamaz mıymış? Gökmenler, Zao getirilsin. Geldik Saylar. Küne Zao. Ula Ece Vera, Yibek'in odasından çıktıktan sonra içeri sen girmişsin. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta ben odaya giderken yolda Ula Ece ile karşılaştık. Sen içeri girdiğinde Yibek ölmüş müydü? Hayır. Ben içeri girdiğimde yaşardı. Ama çıktığımda ölmüştü. Ne demek istersin? Odaya girdiğinde Yibek yaralı mıydı? O vakit neden kimseye haber etmedin? Haber etmeme gerek yoktu. Çünkü onu ben öldürdüm. Sessizlik. Yibek'i neden öldürdün? Ben de ölmesini istemezdim. Ama mecbur kaldım. Yibek en başından beri Çin'in Göksaray'daki çaşıdıydı. Ben de bu yüzden Göksaray'a geldiğimde ilk onunla tanışıp konuştum. Ettiği tüm işlerde ona yardım ettim. Yibek ile beraber neler ettiniz? Hangi suçları işlediniz? Tılsım Biken'in ölümü hariç tüm işlerde birlikteydik. Dağ Hanlığı'nın basılmasında ve daha pek çok işte. Sadece Tılsım Biken'in ölümüyle benim bir ilgim yok. O vakit ben zaten sarayda bile değildim. Eğer Yibek senin işbirlikçin ise onu neden öldüresin? Suçu Ula Ece'ye attığı için pişmandı. Gidip ona her şeyi itiraf etmek istedi. Buna izin veremezdim. Yibek'i tüm bunları söylemesin diye öldürdüysen, şimdi sen niye söylersin?
Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Zaten o zindanda kellemin alınacağı günü beklerim. Beni iki kere öldüremezsiniz ya. Büyük Obar'ın hepinize selamı var.